Arkadaşlar merhabalar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. İkinci dönemimiz başladı, zaman oldukça hızlı, çabuk geçiyor. Sevgili arkadaşlar, ikinci dönemin ilk konusu olan e, basınç ve rüzgarlarla başlayacağız. Basınç ve rüzgarlar konusu nasıl bir konu? Onunla ilgili size şöyle küçücük e, birkaç bilgi vereyim. Öncelikle çok karmaşık gibi gözükse de arkadaşlar, özü itibariyle aslında çok basit ve iklim dediğimiz konunun omurgasını oluşturan bir kavram. Burada neyi öğreneceğiz? Basınç nedir? Bunu öğrendikten sonra aslında rüzgar kavramı da bununla birlikte anlaşılacak olan bir konu. Şimdi ben derse geçmeden önce hemen size her videonun başında olduğu gibi bu videoda da dinamo soru bankasını şöyle göstereyim size arkadaşlar açıyorsunuz sayfa 70'i ve videoyu izledikten sonra değerli arkadaşlar videonuzu izledikten sonra ne yapıyorsunuz sayfa yetmişte? iklim elemanları basınç ve rüzgarlar diyor. Bununla ilgili soruları çözüyorsunuz. Soruları çözdükten sonra zaten konunuz oldukça pekişecektir. Yapamadığınız sorular olduğunda sevgili arkadaşlar bakın hemen şu kitabın sağ üst tarafında tatsı görüyorsunuz. Oraya ne yapıyorsunuz? Ee, soruları gönderiyorsunuz ve bizler o sorularınıza cevap verip size dönüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bunu bir tarafa bıraktık. Eğer sizler de hazırsanız o zaman ne diyoruz? İklim elemanlarının basınç ve rüzgarlar konusuyla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım sevgili arkadaşlar. <laughs> Neler işleyeceğiz bu konuda? basınç nedir diyeceğiz. Basınçın ne olduğunu öğrendikten sonra basıncı etkileyen faktörlere bakacağız. Daha sonra basıncın yeryüzündeki dağılışına bakacağız. Yani dünyanın her yerinde basınç aynı mıdır? Sonra rüzgarlar konusuna geçeceğiz ve rüzgarların hızını ve yönünü etkileyen faktörler nelerdir bunu öğreneceğiz. Çünkü rüzgarların hızı hep aynı değil. Yönü de hep aynı değil. Niye değişiyor bunlar? Neden? Şimdi bunu öğrenmeye çalışacağız bu dersimizde. Daha sonra da e, rüzgar çeşitleri nelerdir? İsmini muhakkak duymuşsunuzdur bazı rüzgarların. Bunlar nerelerde etkili olur? Efendim mevsimsel mi, günlük mü, sürekli mi? Esen rüzgarlar bunlar. Bunları da öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle basınç nedir? Basınç atmosferde bulunan gazların zemine uyguladığı arkadaşlar ağırlıktır. Yani basınç demek aslında havanın ağırlığıdır. Peki havanın bir ağırlığı var mı? Havanın bir ağırlığı var. İşte biz bunu neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Bar'la ölçüyoruz. Yani basıncı bar denilen bir birim vardır. Bununla ölçüyoruz. Bilirsiniz işte bu 8. sınıfta aslında görmüş olmanız lazım. Bu Torricelli deneyi vardır. Torricelli denilen bir adam basınca kafayı takmış ve bu havanın ağırlığının dünyanın her yerinde aynı olmadığını ortaya koymuş. Ve bir yerde de Örneğin bulunduğunuz yerde de havanın ağırlığının sürekli değiştiğini görmüş ve bu sefer bununla ilgili çalışmalar yapmış biliyorsunuz barometre denilen bir aleti icat ediyor o içinde civa falan civa yükseldikçe basınç değeri artıyor veya civa alçaldıkça azalıyor şimdi devam edelim şimdi basınçla ilgili bakın Torricelli denilen adam deniz seviyesinde ölçüyor normal basıncı bulmak için tamam mı şimdi çünkü şöyle bir düşünün Adam deniz kenarında ölçüyor farklı bir şey çıkıyor. Adam dağın başına çıkıyor farklı bir şey çıkıyor. E yer değiştirdikçe basınç değişiyor. Ondan sonra sıcaklık değiştikçe basınç değişiyor. Ya bu adam diyor ki arkadaş o zaman ben bütün bu basıncı etkileyen unsurların hepsinin ortalama değerini bulursam normal basınç değerini de bulurum. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Deniz seviyesinde yani sıfır metrede ee, basıncı ölçüyor. Başka nerede 45 derece enleminde ve 15 derecesiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunların esprisi ne? Yani neden 45 derece enleminde ölçüyor? Neden 50'de değil de 45'te normal basıncı bulmak için? Bakın çocuklar, biliyorsunuz dünya yuvarlak ve yer çekimi ekvatorda az, doğru mu? Kutuplarda fazla. Ekvatoru neyle gösteriyoruz? Sıfırla. Kutupları neyle gösteriyoruz? 90'la. Doğru mu? Şimdi burada yer çekimi az, burada fazla. Dünyanın geoid şeklinden dolayı. O yüzden siz normal basıncı bulmak istiyorsanız nerede olmanız lazım? Tam 45'te olmanız lazım. Çünkü yer çekiminden ne çok ne az etkilensin ne çok etkilensin tam ortada. İşte Torricelli bunu yapıyor. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Burada 15 derece sıcaklık. Hocam niye 15 derece sıcaklık? 15 derece sıcaklık çünkü çocuklar bu... E, ...dünya ortalama sıcaklığıdır 15 derece. Tamam mı? E neden 0 metre? E çünkü hani e, yükseklerde farklı, deniz diplerinde farklı... ...o yüzden 0. Bütün bu normal değerleri buluyor. Ve basıncı ölçtüğünde 1013 milibar çıkıyor. Diyeceksiniz ki bu 1013 milibar ne? Çocuklar size şöyle izah edeyim. 1013 milibar eşittir... 1033 gram. 1033 gram 1 kilodan biraz daha fazladır. 1 kilodan biraz daha fazladır. Peki bu kadar ağırlığı nereye yapıyor hava? Çocuklar 1 santimetre kareye. Yani şöyle düşünün. Şöyle benim bir parmak boğumum arkadaşlar aşağı yukarı 2 santimetre kare. Yani bunun üzerinde havanın yaptığı ağırlık aşağı yukarı 2 kilodan fazla. Ee, şöyle düşünün Ortalama bir insan bedeni üzerinde havanın yaptığı ağırlık aşağı yukarı çocuklar 15 ton. Peki hocam biz bunu niye hissetmiyoruz? Niye hissetmiyoruz? Çünkü bizim bir de iç basıncımız var. İç basıncımız, kan basıncımız bunu dengeliyor. Ama mesela basıncın dengesizleştiği yerlerde, örneğin siz çok yüksek kesimlere çıktığınızda ne oluyor? Yukarıda hava basıncı azalır. Bu sefer iç basıncınız artar ve kulağınızda, burnunuzda kanamalar meydana gelebilir. Ya da işte deniz diplerine daldığınızda üzerinizdeki basınç artacağı için arkadaşlar, hani vurgun yeme ifadesi vardır ya deyimi. İşte ne yapar? Vurgun yersiniz arkadaşlar. Ee, kulaklarınızda hissedersiniz. Mesela uçaklarda inerken falan ya da yüksekten aşağıya doğru yürürken bunları hissedebilirsiniz. Şimdi Torricelli denilen adam da demiş ki arkadaş, ben bu 1013 normal basınç olarak alırım. Nb. Normal basınç. Eğer bunun altındaysa ben buna alçak basınç derim. Bakın 1013 milibarın altındaysa. Ama eğer 1013 milibarın üstündeyse de ben buna ne diyeceğim? Yüksek basınç diyeceğim. Olay bu sevgili arkadaşlar. Yani alçak ve yüksek basınç nasıl ifade edilir? Bu şekilde ifade edilir. Şimdi devam edelim. Bu giriş kısmını şöyle çevirelim. Arkadaşlar peki basıncı neler etkiler? Basıncı bakın yükselti etkiliyor. Yükseldikçe ne olur? Yükseldikçe basınç azalıyor. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Yoğunluk arttıkça gazların yoğunluğu ne olur? Basınç bu sefer artıyor. Yer çekimi arttıkça, e yer çekimi zaten ağırlığı arttırmaz mı? Ne yapıyor? Arttırıyor. Bir de dünyanın hareketleri var dünyanın hareketlerine göre de arkadaşlar dinamik basınçlar oluşur Buna da değineceğim birazdan sevgili arkadaşlar şimdi bunları birazcık açalım şöyle mesela e, sıcaklığın fazla olduğu yerlerde basınç azalıyor sıcaklık neden basıncı azaltır arkadaşlar şimdi şöyle bir zemin düşünün bakın bir zemin düşünün şurada Tamam bu platformun altında diyelim ki işte ateş var. Tamam ya da çok sıcak burası. Bunun üzerindeki hava ne olacak arkadaşlar? Yukarıya doğru yükselecek. Bakın hava yukarıya doğru yükselecek. Hava yukarıya doğru yükseldikçe havanın buradaki zemine yaptığı ağırlık azalacağı için burada ne meydana gelir? Alçak basınç meydana gelir. Yani demek ki sevgili gençler en mühim kısımdayım. Demek ki hava yükseldikçe ne olacak? basınç azalacak. Çünkü havanın zemine yaptığı ağırlığa basınç diyorum. O zaman hava yükselirse ne olacak? Basınç azalacak. Peki tam tersi bir durum olsaydı. Yani hava aşağı doğru çökse burada şöyle. Bakın ok yönüne. O zaman ne olacaktı burada da? Yüksek basınç olacaktı. Bakın burası da yüksek basınç olacak. Şimdi ne dedik o zaman? Sıcaklık fazla ise basınç azalır. Sıcaklıkla basınç arasında ters orantı vardır. Ekvator'da sıcaklık fazla olduğu için basınç az. Bakın şurası alçak basınç. Niye? Çünkü çok sıcak. Kutuplarda sıcaklık düşük olduğu için ne olacak şu kısımlarda? Basınç yüksek olacak arkadaşlar. Yani diğer bir ifadeyle Ekvator'da hava sürekli yukarıya doğru çıkıp böyle yükselecek, bulutlar oluşacak, tamam mı? Ve yağışlar meydana gelecek. Ama kutuplarda ise hava sürekli olarak ne olacak arkadaşlar? Aşağı doğru şöyle inecek. Tamam. Şimdi burada da şöyle kritik bir bilgi vereyim ben size. Şimdi yükselen hava yani Ekvator'daki gibi yükselen hava yükseldikçe bulut oluyor, yoğuşuyor, yağış bırakıyor ya. O zaman şunu diyebilir miyim ben? Alçak basınç alanları yağış getirir. Ama yüksek basınç alanları yağış getirmez. Çünkü hava ne oluyor orada arkadaşlar? Alçalıyor. Alçalan hava yağış getirmiyor. Şimdi bunu şöyle çevirelim. Arkadaşlar gene demin söylediğimiz gibi yer çekiminin fazla olduğu yerlerde ne oluyordu? Basınç artıyordu. Şimdi kutuplarda yer çekimi fazlaydı. O zaman ne oluyordu? Basınç artıyor. Bu neyle alakalı? Dünyanın geoid olmasıyla alakalı bir durum. Şimdi yükseldikçe ne oluyor? Bakın bunların her birini şey olarak düşünün. Gazlar olarak düşünün, tamam mı? Şimdi gazlar siz yerden yükseldikçe ne oluyor? Azalıyor sevgili arkadaşlar. O zaman buralarda gazların zemine yaptığı ağırlık daha fazlayken yukarılara doğru siz çıktıkça ne oluyor? Azalıyor. Yani yüksek yerlerde basınç düşüktür. AB ne demek? Alçak basınç. YB ne demek? Yüksek basınç. Yani sen dağ yamacından yukarı doğru çıktıkça ne olacaktır? Basınç azalacaktır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bir diğeri Arkadaşlar basınç çeşitleri. Şimdi basıncı iki şekilde ifade edeceğiz. Biz bir termik basınç bir de dinamik basınç. Şimdi termik basınç termometreden aklınıza gelsin. Termik basınç sıcaklıkla alakalı. Şimdi hava ısındı ve e, yükseldi. O zaman ne oluyor? Mesela şuradaki gibi hava ısındı yükseldi. Burada alçak basınç meydana gelecek. Bakın A B meydana gelecek. E, hava soğudu alçaldı. O zaman burada ne meydana geliyor? Yüksek basınç. Şimdi havanın yükselip alçalmasının sebebi sıcaklık değil mi? Sıcaklığın yüksek veya düşük olması değil mi? Evet. O zaman biz bunlara ne diyoruz? Termik basınç diyoruz. Tamam mı? Bir de ne var arkadaşlar? Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşanlar var. Bunlar da iki yerde oluşuyor. Ne onlar? 30 derece enlemleri ve 60 derece enlemleri. Bakın 30 derece enlemlerinde Hava aşağı doğru indiği için burada dikkat edin. Ne olacak burada? Yüksek basınç. Dinamik yüksek basınç. D dinamik demek. Gene aynı şekilde güney yarım kürede de hava alçalıyor. Fakat 60 derecelerde hava yükseliyor. Niye? Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak arkadaşlar. O zaman ne oluyor burada da? Dinamik alçak basınç oluyor. Bunu birazdan size basit bir örnekle izah edeceğim sevgili gençler. Hatta isterseniz hemen şimdi şöyle izah edeyim. Bakın değerli arkadaşlar. Şöyle güzel bir yuvarlak çizeyim ben size şuradan. Tamam o yuvarlak üzerinden gidelim. Ki iyice pekişsin. Şu yuvarlağı niye çiziyorum? Bu yuvarlak dünya. Yuvarlağımız ne kadar kusursuz olursa çizimimiz de o kadar iyi oluyor ve o kadar güzel anlıyoruz mevzuyu. Şimdi dikkat edin. Şurası arkadaşlar ekvator. Tamam mı? Bakın ekvator. Neyle gösteriyorum? Sıfırla gösteriyorum. Ekvatorda Isınan hava ne oluyor? Isınan hava yükseliyor. Bakın buraya çok dikkat arkadaşlar. Bu ne? Yeryüzündeki tamam mı? Sürekli basınç kuşaklarıdır bu. Sürekli basınç kuşakları. Tamam? Şimdi basınç ne demekti? Öğrendik. Sürekli ne demek? Hep var olan. Kuşak ne demek? Kuşak dünyayı böyle çevreleyen, dolayan demek arkadaşlar. Şimdi Ekvator'da Isınan hava yükseldi. Bakın onu çiziyorum havayı yükselttim. Tamam yükseliyor mu? Evet. Peki ısınan hava yükseldi de ne oluyordu? Bulut oluyordu. Şöyle bulutumuzu da çizelim. Bulutumuzu çizdik. Sonra ne oluyor bu? Yağış getiriyor. Bakın dikkat edin. Yağış getiriyor. Ekvatoral iklim sürekli yağışlı değil mi arkadaşlar? sürekli yağışlı. Yani işte Amazon havzası, Kongo havzası ve buralar sürekli yağışlı olduğu için her gün ama her gün yağıyor. Neden? Çünkü burası sürekli bir nedir? Dikkat edin alçak basınç alanıdır. Şimdi bu sıfırla gösterdiğimiz alçak basınç alanı bakın yazıyorum üzerine AB. Bu alçak basıncın kökeni ne? Termik mi dinamik mi? Termik. Niye? Çünkü sıcaklıktan dolayı hava yükseliyor. Ne diyorum ben buraya o zaman termik alçak basınç. Yani Ekvator üzerinde termik alçak basınç var. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bunu çok güzel anlamaya çalışın. Bütün hikaye aslında burada. Şimdi yağışını bırakan hava Ekvator'da artık kuru havadır. Kuru hava kuzey yarım küre ve güney yarım küreye doğru böyle hareket ediyor, tamam mı arkadaşlar? Hareket ederken Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak şöyle çöküyor. Çöksün bakalım bu hava. Tam çöktüğü yer nereler arkadaşlar? 30 derece enlemleri. 30 derece enlemleri. 30 derece enlemlerinde çöken hava ne yapacak burada? Çocuklar hava çöktüğüne göre yüksek basınç yapacak. Yüksek basınç. Peki bu yüksek basıncın kökeni ne? Sıcaklık düştüğü için mi oluyor? Hayır. Ne ile alakalı ya da arttığı için? Hayır. Dünyanın günlük hareketi ile alakalı. O yüzden ne diyorum ben bunlara? Dinamik diyorum arkadaşlar. Tamam dinamik. Bakın şöyle çiziyorum 30 derece enlemleri dinamik. Şimdi burada şöyle enteresan bir şey oluyor. Ekvator'da sürekli yağış olduğu için bitki örtüsü falan nasıl oluyor arkadaşlar? Gür ormanlar. Doğru mu? Biz buraya ne diyoruz? Tropik ormanlar diyoruz. Amazon ormanı gibi. Brezilya'da falan. Peki 30 derece enlemlerinde arkadaşlar hava aşağı doğru inerken yağış getirir mi? Hayır çocuklar. Yağışın olabilmesi için havanın yükselmesi lazım. Şimdi aşağı inen hava yani yüksek basınçlar asla asla yağış getirmez. O yüzden 30 derece enlemlerin olduğu yerleri ben şöyle sarıyla tarıyorum. Sarıyla taradığım yerler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çöl. 30 derece enlemleri dünyanın hemen her yerinde nedir? Çöldür. Şimdi Ekvator ve 30 derece enlemlerinin bu kadar farklı olmasının sebebi ne? İşte birinde alçak basınç öbüründe yüksek basınç olması. Şimdi dikkat. Havaya havanın aşağı doğru çarpması. Şimdi siz böyle şu zemine doğru üfürürseniz şuraya üfürdük diyelim. Üfürdüğünüzde zemine çarpan hava etrafa dağılmayacak mı arkadaşlar? Dağılacak. İşte burada da aşağı çarpan hava bakın şöyle gidiyor. Dikkat edin ve burada da böyle geliyor. Burada da aynı şekilde bakın ok yönlerine lütfen dikkat burada da şu şekilde gidiyor. Tamam şimdi dağıldı mı hava dağıldı. He, gelelim 90 derece endemlerine yani kutuplara. Şurası da kutuplar 90. Arkadaşlar kutuplarda hava soğuk değil mi? Oldukça soğuk. O yüzden hava ağırdır ve aşağı doğru çöker. Bakın kutuplarda aşağı doğru çöker. Aşağı doğru çöken hava çarpıyor ve dağılıyor. Bakın burada da dağıldı. Böyle geldi. Şimdi bu iki hava yani kutuplardan gelen soğuk hava ve 30 derecelerden gelen sıcak hava karşılaşıyor. Bunların karşılaşma sahasında soğuk hava ağır olduğu için sıcak havanın altına girer ve sıcak hava yukarı doğru iter. Yani manzara şu arkadaşlar. Hava şöyle bu bunun altına girip itiyor böyle. Ve ne oluyor bu sefer? hava yükseldiği için yağış yani bulutlar oluşuyor ve burada yağışlar meydana geliyor. Bunların tam karşılaştığı yer neresi biliyor musunuz? 60 derece enlemleri. Burada da aynı şekilde 60 derece enlemlerinde. Bakın 60 derece enlemi şöyle çizersem nasıl bir enlem olacak arkadaşlar? Hava yükseldiği için alçak basınç alanı olacak. Peki hava niye yükseldi? Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak yani dinamik alçak basınç oluyor. Aynı şekilde güney yarım kürede de arkadaşlar ne meydana geliyor? Dinamik alçak basınç meydana geliyor. Burada da işte böyle yükseliyor hava. Benzer şekilde ve yağış bırakıyor. Şimdi Burada çok yağışlı olduğu için burada da ne meydana gelecek? İşte ormanlar meydana gelecek. Mesela buradaki ormanlara da arkadaşlar ileride göreceksiniz. Tayga ormanları diyoruz biz buraya. Tamam mı? Tayga ormanları şöyle yazayım. Tayga. Tayga. Bu Kanada'nın ve Sibirya'nın yüksek kesimlerinde gerçekleşen arkadaşlar ee, ormanlar. Şimdi burada peki kutuplar ne oluyor? Kutuplar Hava soğuk olduğu için yani termik yüksek basınç meydana geliyor. Bakın termik yüksek basınç. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu şekil çok çok önemli bir şekil. Bunu doğru bir şekilde arkadaşlar anlamlandırabilirsek bütün mevzuyu bitiriyoruz. Şimdi ne gördük burada? Dikkat edin. Alçak basınç alanlarına dikkat. Alçak basınç alanları yağışlı mı? Evet, yağışlı. Gördük mü? Alçak basınç alanları. Yani sıfırlar ve altmışlar. Peki yüksek basınç alanlarına bakalım arkadaşlar. Bakın kutuplar 30 derece enlemleri. Gördük mü? Kutuplar 30 derece. Burada da yağış yok. Yani kural bir. Alçak basınç yağış getirir. Yüksek basınç yağış getirmez. Şimdi ben bunu şöyle bir kenara koyayım. Birazdan belki bu işimize tekrar yarayabilir. Şimdi değerli arkadaşlar. Ne dedik sevgili arkadaşlar? Yeryüzünde sıcaklığın belli bir alanda mevsimlere göre değişkenlik göstermesiyle yani sıcaklığın değişmesiyle termik kökenle. Fakat günlük harekete bağlı olarak ne meydana geliyor? Dinamik. Mesela 60 derece neymiş? Dinamik. Ee, 60 derece e, neymiş? Gene burada dinamik alçak basınç. 30'lar ne? Dinamik yüksek basınç. Bakın. Fakat kutuplar ve ekvator ne? Termik. Çünkü onlar sıcaklıkla alakalı. Burada da gördüğünüz. Ya da şöyle diyebiliriz. Yani sürekli basınçlardan kutup ve ekvatordaki termik olanların oluşum sebebi dünyanın şekli. Niye hocam? Çünkü dünya yuvarlak olduğu için ekvator sıcak ve kutuplar soğuk. O yüzden bunların termiklerin oluşmasının sebebi dünyanın şekli. Ama dinamiklerin oluşmasının sebebi ne? Dünyanın günlük hareketi sevgili arkadaşlar. Şimdi alçak basınç nasıl bir şey? Bakın sevgili arkadaşlar hava yukarı doğru çıkıyor. Hava yukarı doğru çıktığı için dikkat edin ok yönüne bakın yoğuşma meydana geliyor. Yani bulutlar oluşuyor. İşte alçak basınçın esprisi bu. Tamam mı? Alçak basınçın esprisi bu. Şimdi burada tabii şöyle düşünün. Siz bir masa örtüsünü yukarı doğru kaldırırsanız böyle tuttunuz. Masa örtüsünü yukarı doğru kaldırdınız. O zaman örtünün geri kalan kısmı etraftan buraya doğru gelmez mi? Gelir. Şimdi burada da hava yukarı doğru çıktığı için sevgili arkadaşlar etraftan buraya doğru da hava gelir. Tamam mı? Etraftan buraya doğru da hava gelir. İşte bu havalara biz rüzgar diyoruz zaten. Tamam. Mı? Yani geliyor hop yukarı doğru gidiyor. Şimdi Alçak basıncın özellikleri ne? Dikkat edin bakın burada etraftan gelen havayı görüyorsunuz. Kırmızı oklarla ve yükseldi. İşte alçak basınç ne olacak? Burada yağışlar meydana gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kere yükselici hava görülür. Bakın kavramı karıştırmayın. Hava yükseliyorsa yukarı doğru basınç nedir? Alçak basınçtır. Nemli yerlerde gerçekleşiyor çünkü yağış getiriyor. Çok bulutlu ve yağışlıdır. Mesela çıktınız havaya baktınız hava kapalı oldukça kapalı yağ da yağacak. O zaman havada ne vardır? Alçak basınç vardır. E tabi böyle bir yerde bitki örtüsü de ne oluyor? Gür oluyor. Sıcaklık farkı az. Neden? Çünkü nemli oluyor. Dolayısıyla çok yağış aldığı için kayaçlarda kimyasal çözülme gerçekleşiyor. Ve hava hareketi çevreden merkeze. Bak çevreden merkeze şu demek. Şu çevre şurası merkez ya. Çevre merkeze doğru ya da buradan. Bakın çevreden merkeze. Görüyorsunuz çevreden merkeze doğru. Yani şuradan merkeze doğru gel. Merkez burası. Şimdi burada kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede iki tane alçak basınç alanını görüyoruz. Burada bir fark var. Kuzey yarım küredeki sevgili arkadaşlar nasıl? Bakın S harfi çiziyor. Dikkat edin S. Tamam mı? Aklınızda böyle kalsın. Güney yarım küredeki ne çiziyor? Dikkat edin Z harfi çiziyor. Peki hocam ben bunun alçak basınç olduğunu nasıl anladım? Arkadaşlar oklar içeriye doğru bak. Oklar içeriye doğru. Yani şuradan geliyor hop içeriye doğru. Yönü içeriye doğru. Çünkü burada ne olmuş? Hava yukarı doğru yükselmiş. Etraftan da buraya doğru hava geliyor. Bu da güney yarım kürede bakın. Ters S ya da Z harfi diyebilirsiniz. Burada da sevgili arkadaşlar ne olmuş? Oklar gene aynı şekilde içeriye doğru olmuş. Yani eğer Oklar şöyle merkeze doğru toplanıyorsa ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Alçak basınç diyeceğim. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Ama oklar çevreye doğru dağılıyorsa o zaman o da yüksek basınç olacak. Şimdi yüksek basınçta dikkat edin sevgili gençler. Hava bu sefer ne oluyor? Aşağı doğru iniyor. Bakın böyle aşağı doğru iniyor. O zaman burada ne meydana gelecek? Yüksek basınç meydana gelecek. Şimdi hava aşağı doğru indiğinde zemine bir ağırlık yapıyor ve o ağırlık basıncı arttırıyor. Şimdi burada da tabii Hava hareketi ne oluyor? Alçalıcı. Alçalıcı ne demek? Kavrama dikkat, karıştırmayın. Hava alçalıyorsa basınç nedir? Yüksektir arkadaşlar. Alçalıyor ve zemine ağırlık yapıyor. Ondan sonra hava çarpan hava ne oluyor? Dağılıyor. Hani üfürük örneğini verdiğim gibi. Yani buraya üfürüyorsun, hava hop dağılıyor. Şimdi dolayısıyla burada yağışlar olmaz. Yani kuraktır. Az bulutlu ve yağış yoktur. Cılız bitki örtüsü vardır çöllerdeki gibi. Sıcaklık farkı fazladır çöllerdeki gibi. Buradaki ifadede küçük bir hata var arkadaşlar. Onun üstünü çiziyorum şöyle karıştırmayalım. Ee, fiziksel yani kayaçlar kırılarak parçalanıyor. Hava hareketi merkezden çevreye doğru. Ne demek bu? Arkadaşlar hava çarptı ve dağıldı. Çarptı dağıldı. Bakın burada da hava şu noktaya çarpıyor dağılıyor. Görüyor musunuz? Ve eğer S harfi çiziyorsa kuzey yarım kürede. Bakın ok yönlerini görüyor musunuz? Merkezden çevreye doğru. Merkezden çevreye doğru. S harfi de çizdiği için şunu tekrar şöyle yapayım. S harfi çizdiği için ben kuzey yarım küre diyorum. Peki yüksek basınç olduğunu nereden anlıyorum? Ok dışarıya doğruysa. Bakın burada da aynı şekilde arkadaşlar. Ters S çizmiş. Gene oklar dışarıya doğru. Ok dışarıya doğruysa ne olacaktı bu? Yüksek basınç. Peki S harfinin tersini yani tersseyi çiziyorsa ne olacaktı? Güney yarım kürede olacak. Arkadaşlar nerede yaygındı? Çöller. Özellikle biliyorsunuz 30 derece enlemleri komple çöller ve kutuplar da 90 derece enlemine denk geliyordu değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Basıncın yeryüzüne dağılışında arkadaşlar biz bunu izobar eğrileriyle ne demek izobar? Eş basınç demek arkadaşlar izo eş bar basınç demek. Şimdi eş basınç eğri, eğrileri aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde ediliyor. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi ben burada bir çizgi var. Bak çizgiyi takip ediyorum. Bu çizgi üzerindeki bütün noktalarda basınç aynıdır. Tamam. Gene aynı şekilde şurada dikkat edin. Buradakilerin üzerinde de basınç aynıdır. Tamam. Hikaye bu. İzobar bu demek sevgili arkadaşlar. Şimdi Rüzgar ne demek? Rüzgar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olan yatay yönlü arkadaşlar. Yatay ne demek? Böyle yan gidecek. Yukarı doğru yükselen hava rüzgar değil. Yani şöyle düşün. Bir yerde yüksek basınç mı var? Evet. Başka bir yerde alçak basınç mı var? Evet. Hava bu tarafa doğru gidecek. O zaman bu ne olacak? Bu buraya doğru giden havaya ben ne diyeceğim? Rüzgar diyeceğim. Hikaye bu arkadaşlar. Şimdi rüzgarların yönü, esme sıklığı ve hızı anomometri ile ölçülüyor arkadaşlar. Bu aletin adı da e, anemograf olarak geçiyor. Rüzgarın esme sıklığı ve sayısını gösteren şey. Şimdi çünkü şunu biliyoruz biz. Rüzgar arkadaşlar hızları hep aynı mı? Değil. Peki rüzgarın yönleri hep aynı mı? Hayır, değil. Ya ne değiştiriyor rüzgarın hızını ve yönünü? Yani hızla esen rüzgar ne oluyor da zayıflıyor? Ya da bu tarafa doğru esen rüzgar sonra ne oluyor da bu tarafa doğru esiyor? Şimdi bunları öğreneceğiz. Arkadaşlar rüzgarın hızına etki eden temel farklı faktörler neymiş? Basınç farkıymış. Bir de mesafe. Şimdi bu ikisine önce bir bakalım. Şimdi basınç farkı arttıkça ne oluyor? Rüzgarların hızı da artıyor. Şimdi bakın burada ne diyor? 1040 milibar, 1030 milibar, 1020 milibar. Doğru mu? ...merkezler arasındaki basınç farkı ne kadar arkadaşlar? 20. Şey 10. Yani 10-10 gidiyor. Burada ne kadar gidiyor arkadaşlar? 5-5 gidiyor. Şimdi buradan şunu kesinlikle ortaya koyalım. Rüzgar şuradan şuraya doğru esecek. Yüksek basınçtan, 1040 yüksek ya. Alçak basınca doğru esecek. Burada da aynı şekilde yüksekten alçağa doğru esecek. Peki bunlardan hangisi daha hızlı esecek? Farkın fazla olduğu. Çünkü burada fark... Onar onar burada fark beşer beşer. Dolayısıyla bu hızlı eserken bu da yavaş esecek. Demek ki basınç farkı bu anlamda çok önemli. Peki mesafeye geldiğimizde ne demek istiyoruz? Şimdi bunların her biri izobar tamam mı? Şimdi burada neymiş? 1020, 1030, 1040. Şimdi rüzgar bir kere arkadaşlar şuradan şuraya doğru esecek. Yüksek basınçtan şu ok yönlerini değiştireyim. Yüksek basınçtan 40 bin 40 şurası ya şuraya doğru esecek. Tamam mı? Ok yönüne dikkat edin. Peki bunlardan hangisi hızlı? Eğer mesafe azsa basınç merkezleri arasındaki mesafe azsa bakın burada anlaşılıyor mesafenin az oldu Burada mesafe fazla. O yüzden ne oluyor? Hız burada fazla burada yavaş oluyor. Sevgili arkadaşlar. Efendim başka neler etkiliyor rüzgarın hızını? Enge bellik. Şimdi bakın buradaki dağ ne yapıyor? Sürtünmeyi arttırıyor. Sürtünmeyi arttırdığı için hız azalıyor. Eğer bir yer dağlıksa, bir yer işte binalar çok fazlaysa, işte ormanlar çok fazlaysa vesaire sürtünmeden kaynaklı olarak ne oluyor? Rüzgarın hızı azalıyor arkadaşlar. Bir diğeri günlük hareket. Şimdi dünya döndüğü için dikkat edin rüzgar yönünde şöyle bir sapma meydana geliyor. İşte bu sapma. Tıpkı viraja giren bir araba gibi. Bir araba viraja girdiğinde ne olacaktır arkadaşlar? Hızını yavaşlatıyor. İşte dünyanın günlük hareketine bağlı olarak da rüzgarların yönlerinde sapma olduğu için o da ne yapıyor? Hızını azaltıyor sevgili arkadaşlar. Ve gelelim neye? Rüzgarların yönü. Yani neden işte buradan bu tarafa doğru eserken başka bir yöne? Bunu ne etkiliyor arkadaşlar? Şimdi rüzgar ne demiştik biz? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru ne yapıyor? Esiyor. Bu durum rüzgarın esiş yönünü belirler. Şimdi dikkat edin buraya sevgili gençler. Burası yüksek basınç değil mi? 1995 990. Yani rüzgar yüksek basınçtan alçak basınça doğru esiyor mu? Esiyor. Güzel. Peki burada yüksek basınç bak yöne dikkat edin. Bu tarafa doğru. Burada dikkat edin 900 880 860. Burada da arkadaşlar ne olacak? Bu tarafa doğru esecek. Tamam? Yani yönü bu değiştiriyor. Hatta şöyle düşünün. İşte denizden karaya, karadan denize doğru rüzgarlar esiyor, değil mi? Bakın şöyle yapayım ben size. Şimdi burası kıyı çizgisi olsun. Yani bu taraf deniz. Bu taraf ne olsun? Kara olsun arkadaşlar. Şimdi gündüz vakti deniz mi sıcaktır, kara mı sıcaktır? Kara. O yüzden kara ne oluyor? Arkadaşlar alçak basınç oluyor. Sıcak olduğu için alçak basınç hava yükseliyor. Deniz ne oluyor? Karaya göre yüksek basınç oluyor. O zaman ne olacak rüzgar? Bakın denizden karaya doğru esecek. Gündüz vakti. Peki gece vakti ne oluyor? Gece vakti bu sefer karalar çok soğuduğu için kara yüksek basınç oluyor. Deniz ne oluyor? Alçak basınç oluyor. Ve bu sefer ne oluyor? Rüzgar buradan buraya doğru esiyor. Peki hocam deniz ve karanın sıcaklığı aynı olursa ne olur? O zaman da rüzgar esmez. Çünkü basınç farkı oluşmadan rüzgar esmez. Yani şunu diyorum. Mesela burası 1000 ya. Burası 995 ya. Burası 990. Şimdi burası da hava birazcık ısındı diyelim. Burası da 1000 oldu. Ne oldu? Bu rüzgar bitti. E burası da bu sefer buradan buraya. Burası da ısındı yükseldi. Burası da 1000 oldu. Ne oldu? Buradaki rüzgar da bitti. He. Ama şöyle düşünelim. Diyelim ki burası... Ee, Buradaki basınç daha da e, şu tarafa göre daha fazla oldu. Yani burası yüksek basınç burası alçak basınç oldu. O zaman ne olacak? Bu sefer bu tarafa doğru esecek. Anlatabildim mi? Yani e, rüzgarın yönünü belirleyen ne oluyor? Bir anlamda basınç merkezlerinin konumu oluyor. Şimdi dünyanın günlük hareketine bağlı olarak demin söylemiştim ya işte S harfi çiziyor falan. Şimdi günlük hareketine bağlı olarak rüzgar yönlerinde sapmalar meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Rüzgar yönlerinde sapmalar. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Rüzgar şöyle kuzeye doğru giderken diyelim dünya döndüğü için sapıyor. Tamam mı? İşte bunu Fransız bir matematikçi olan Coriolis'in ortaya attığı bir teori arkadaşlar. Bir kavram daha doğrusu. Ee, ve buna bağlı olarak da rüzgar yönlerinde sapmalar meydana geliyor. Bu sapmalar kuzey yarım kürede bakın sağa. Güney yarım kürede sola terse şeklinde. Şimdi bakın burada S harfini çizdim mi? Bu ne? Kuzey yarım küre. Burada terseyi çizdim mi? Dikkat edin bu ne? Güney yarım küre. Bu kadar basit. Peki hatırlatayım. Oklar içeri doğruysa ne olacaktı arkadaşlar bu? alçak basınç değil mi? Bunların ikisi de alçak basınç oluyor. Şöyle çevirdik. Bir de yer şekilleri var rüzgar yönlerini belirleyen. Mesela boğazlar, dağ sıralarının araları ne oluyor? Rüzgarın yönünü belirliyor. Bakın burada rüzgar nereden geçecek? Dağ sıralarının işte şuradaki gibi aralarından. Bu biliyorsunuz izohips eğrileri bunlar. Hani bu yükseltiyi gösterenler arkadaşlar. Tamam Aradan geçiyor. Şimdi diyor ki yer şekillerinin düz olduğu yerler rüzgarlara her yönden açık olduğu için hakim bir rüzgar yönü yoktur. Hakim rüzgar yönü ne demek arkadaşlar? Rüzgarın en çok estiği yön demek. Bakın hakim rüzgar yönü. Şuraya yazıyorum. Rüzgarın en çok estiği yön. Mesela bir yer düşünün. Rüzgar en çok kuzeyden esiyor. O zaman oranın hakim rüzgar yönü ne olacak? Kuzey olacak gibi. Şimdi hakim rüzgar yönünde şu gördüğünüz rüzgar frekans gülü dediğimiz arkadaşlar şu. Bununla gösteriyoruz. Şimdi bunların uzun olan tarafı ne demek arkadaşlar? Rüzgar buradan çok esmiş demek. Tamam mı? Burada ve şu taraftan çok. Bu hangi yön? Söyleyin bakalım. Şimdi burası batı, burası doğu, burası kuzey, burası güney. O zaman burası ne olacak? Kuzey-doğu. Burası ne olacak? Güney-batı arkadaşlar. Ve bu taraf ne olacak? Güney-doğu. Bu taraf ne olacak? Kuzey-batı olacak. Şimdi burada rüzgarın en çok estiği yön neresi arkadaşlar? Bakın şöyle çizeyim. Ne olacak? Kuzey-doğu, güney-batı değil mi? Doğrultusu rüzgarın en çok estiği yönü gösteriyor. Oldu mu? Şimdi tabii burada hocam... Bunu başka hani bu ne işimize yarıyor falan. Şimdi eğer arkadaşlar böyle bir şey görürseniz şöyle düşünebilirsiniz. Ya arkadaş kuzeydoğu doğu güney batı doğrultulu çok esmiş. Acaba niye? O zaman muhtemelen muhtemelen demek ki şekle şöyle bir bakalım. Şöyle bir şeydir. Yani bakın iki dağın arasından böyle ya da böyle bir boğaz uzanıyordur. Yani bakın şu arası boşluktur da o yüzden. Yani şuradan kolay SMS buradan kolay SMS anlatabildim mi arkadaşlar? Devam edelim. Şimdi gelelim rüzgar çeşitlerine. Rüzgar çeşitleri ne? Bakın. Sürekli olanlar var mı? Var. Ne demek sürekli? Hep esen yıl boyunca. Mevsimlik olanlar var mı? Var. Yani yazın esiyor bir tarafa, kışın başka bir tarafa. Yerel rüzgarlar ne demek? Yani belli bir bölgede, dar bir alanda gözkenler. Tropikal rüzgarlar ne demek arkadaşlar? Bunlar da Ekvator ve çevresinde gözüken rüzgarlar. Tropikal rüzgarlar, tamam mı? Tropikal kuşakta gözüken rüzgarlar. Hani bu, işte bazen haberlere konu olur ya... ...işte e, Florida'yı, işte e, Amerika'nın özellikle Güney'i, Meksika Körfezi... ...burayı işte diyor, tropikal rüzgarlar, Sandy Kasırgası falan vurdu. İşte o bölgede gözken Bunlar Türkiye'de yok. Şimdi gelelim bu... Rüzgarları tanıyalım. Mesela sürekli rüzgarlar kaç taneymiş? Üç tane. Alize, batı ve kutup rüzgarları. Mevsimlik rüzgarlar da muson rüzgarları. Muson rüzgarları nerede gözüküyor arkadaşlar? Hindistan, Çin dediğimiz Güneydoğu Asya. Tamam mı? Güneydoğu Asya. Neresiymiş burası? Hindistan, Çin gibi. Değil mi? O bölgede. Evet şöyle çevirelim. Şimdi gelelim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi sürekli rüzgarlar sürekli basınç kuşakları arasında esiyor. Şu şekle şimdi dikkat edin. Bakın şuradaki şekle. Bu şekli ben size dersin başında çizmeye çalışmıştım. Ekvatorda ısınan hava ne oluyordu arkadaşlar? Yükseliyordu değil mi? Yağış bırakıyordu ve 30 derecelerde çöküyordu. Şimdi 30 derecede çöken hava bakın çöküyor ya. Bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru hareket ediyor. Yani şöyle o şekli şöyle tekrardan size hatırlatacak olursam. Şimdi şuraya dikkat. Bakın dikkat. Dersin başında çizdiğim şekil. Burada burada değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz 30 derecede hava çöktü ya şurada. Çöken hava bu tarafa ve bu tarafa doğru gidiyor. İşte bunlar rüzgar. Yatay yönlü hava hareketi. Şimdi bu tarafa gelen rüzgarlar şöyle geliyor. Tamam mı? Bakın şöyle. Bu da aynı şekilde şöyle geliyor arkadaşlar. Evet. İşte 30'dan ekvatora doğru esen bu rüzgarlara biz ne diyoruz? Alize diyoruz arkadaşlar. Alize. Tamam mı? Alize. Nereden geliyormuş? 30 derece enlemlerinden Ekvatora doğru gelen rüzgarlar. Bu kadar. Peki, buraya çarpan havanın bir kısmı da yukarı gidiyordu, değil mi? Evet. E o ne rüzgarı? O zaman onu da çizelim. Onu da şöyle başka bir renkle çizmeye çalışayım. Bakın, şöyle gidiyor, değil mi? Bakın, böyle gidiyor. İşte bu da burada da aynı şekilde şöyle gidiyor arkadaşlar. Bunların adı da batı rüzgarları. Mesela Türkiye bu rüzgarların kuşağında. Çünkü biz orta kuşaktayız. 30-60 enlemleri arası. Tamam mı? Batı rüzgarları. Peki şuradan gelen rüzgarlar ne? Bunlar da kutup rüzgarları. Demek ki sürekli yani sürekli rüzgarlar dediğimiz kaç tane rüzgar varmış arkadaşlar? 3 tane rüzgar varmış. Neymiş bunlar? Bir alize 2 batı rüzgarları 3 kutup rüzgarları. Tamam mı? Ne dedik? Bu batı rüzgarları. Bakın buradan böyle gidiyor batı rüzgarları ve şu da kutup rüzgarları. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu tekrardan şöyle kenara kaldırayım ve gelelim. Ne dedik? Alizeler. Nereden nereye esiyor? 30 derece enlemlerinden yani dinamik yüksek basınçtan ekvatora doğru esiyor. Ee, batı rüzgarları nereden nereye esiyor? Gene 30 derecelerden 60 derece nemlerine doğru şöyle esen rüzgarlar. Evet bunlar da neymiş? Batı rüzgarları. Üç tane rüzgardan bahsediyoruz. Alize, batı ve kutup rüzgarları. Şimdi bakalım. Kutup rüzgarları. Kutup kuşağında etkilidir. Soğuk ve kurudur. 60 paralelinde batı rüzgarlarıyla çarpışır. Yani tam şurada Kutup rüzgarı geliyor, batı rüzgarı geliyor. Bunlar karşılaşıyor ve yükseliyor. Yükseldiği yerde ne meydana geliyor? Yağışlar. İşte bu yağışlara biz ne diyoruz? Cephe. Cephe yağışı ne demek arkadaşlar? İki farklı havanın karşılaşmasına biz cephe diyoruz. Bak soğuk ve sıcak hava karşılaşıyor. Cephe meydana geliyor. Batı rüzgarlarına baktığımızda onlar da orta kuşakta. Orta kuşak dediğimiz yer şurası. Yani bak bir de burada güney yarım kürede. Yani 30 derece enlemi ile 60 derece enlemi arasında kalan şu kısım. Doğru mu? Orta kuşak. Ne yapıyor? İngiltere'de ılıman okyanusal iklimi oluşturuyor. Kıtaların batısına yağış bırakıyor ve Türkiye'de de etkili sevgili arkadaşlar bu batı rüzgarları. Ve neye geliyoruz? Alize rüzgarlarının. Bakın ekvatorda ısınan hava yükseliyordu. Doğru mu? Şöyle çizelim. Yağışını bırakıyordu. Burada Yükselen hava geliyor 30 derece en nemlerinde bakın burası Sahra Çölü bu arada şöyle Sahra Çölü değil mi? Burası da Güney Afrika'daki Gene e, Kalahari Çölü Namib Çölü'nün bulunduğu sahalar. Bak Ekvator nasıl bir yer arkadaşlar bol yağışlı. Bak şuralar çöl niye çöl? Çünkü buralar hatırlayalım dinamik yüksek basınç D Y -B. Burası niye yağıştı? Çünkü burası termik alçak basınç. Arkadaşlar işte alizeler 30'dan Ekvator'a doğru esen rüzgarlar. Bakın böyle geliyor. 30'dan Ekvator'a doğru esen rüzgarlar. Tamam mı? Alize bunlar. Ne, nerede etkiliymiş? Tropikal kuşaklarda. Doğu rüzgarları olarak da anılıyor, ticaret rüzgarları olarak da anılıyor. Kaynağını aldıkları dönencelere ters alize olarak geri döner. Bak buradan böyle gidiyor, hop geliyor. Tamam mı? Sıcak akıntılara sebep verirler. Yani okyanus akıntılarına sebep olurlar. Neye geldik? Muson rüzgarları. Şimdi Muson rüzgarlarında şu haritaya dikkat. Bu ne haritası arkadaşlar? Bu Asya haritası. Bakın Türkiye burada. Burası Arabistan. Burası Hindistan. Tamam mı? Bak çiziyorum. Şurası da Çin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada kışın ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kışın. Karadan denize doğru. Kışın Asya nasıl bir yer? Soğuk bir yer. Yani yüksek basınç. Deniz nasıl? Alçak basınç. Sıcak olduğu için. O zaman rüzgar ne oluyor? Karadan denize doğru geliyor. Burada yağış yok arkadaşlar. Tamam mı? Kış musonu nasıldır? Kurak. Ama yazın nasıl? Yazın denizden karaya doğru esiyor. Ve hatta şurada Himalaya dağları var şöyle arkadaşlar. Hindistan'ın kuzeyinde. Ve bu hava Buralarda yağışlara sebep oluyor. Yani ne derler zaten Hindistan'a ne zaman gideceksiniz? Hindistan'a kışın gideceksiniz. Yazın gitmeyeceksiniz çünkü çok fazla yağış alıyor arkadaşlar. Demek ki yaz bu sonları nasıl? Yağışlı. Nerede görülüyormuş? Hindistan, Çin gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde sevgili arkadaşlar. Geçtik Yerel rüzgarlara geliyoruz. Yerel rüzgarlar da belli bir bölgede görülen rüzgarlar. Mesela işte Meltem rüzgarları gibi. Meltem rüzgarları nedir? Meltem rüzgarları denizden karaya, karadan denize yağış bırakmayan rüzgarlar sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yağış bırakmaz. İklimi de çok etkilemez. Bakın gece ile gündüz arası sıcaklık farkına bağlı olarak ortaya çıkar bunlar. Bu rüzgarlar gece ve gündüz arası sıcaklık farkının yaşandığı kara ve denizleriyle dağ ve vadiler arasında görülüyor. Şimdi bak denizden karaya doğru ne zaman? Gündüz. Güneş var ya burada. Gece ne oluyor? Gece deniz sıcak olduğu için karadan denize doğru esiyor. Yön değiştiriyor yani. Gün içeri. Bunlara devirli rüzgarlar diyoruz. Yön değiştiren rüzgarlar neymiş? Devirli rüzgar. Tamam mı? Hani bir o tarafa bir bu tarafa. Okey. Bakın vadi meltemi de gündüz vakti vadiden dağa, gece vakti dağdan vadiye. Mesela bu a, İsviçre'de falan kayakçılar gündüz böyle e, meltem rüzgarlarının da arkasını alırlar, balonlarla giderler yukarıya. Ondan sonra yukarıdan hop kayakla tekrar aşağı inerler arkadaşlar. Tamam? Mı? Yani o şeyi arkalarına alırlar. Biliyorsunuz Kapadokya'da da değil mi sabah erkenden böyle e, balonlarla yükselmeye çalışırlar e, meltem rüzgarlarını arkalarını almak için. Fön rüzgarı nedir? Fön Fön, saçlara fön çekmek gibi değil mi? Kurutucu arkadaşlar rüzgarlar. Bu rüzgarlar bakın dağ yamaçlarından aşağı doğru inerler. Sıcak ve kurudurlar. Yer şekillerine bağlı oluşurlar. Yani dağlık alanı olacak. İşte Alp Dağları, İsviçre özellikle, Himalayalar, ülkemizde Karadeniz, Toroslar buralarda gözüküyor. Bakın nemli hava geliyor. Yağışını bıraktı mı buraya? Bıraktı. Dağın öbür tarafına geçti mi? Geçti. Ve buradan aşağı doğru inerken artık ne yapıyor arkadaşlar? Çok ciddi bir sıcaklık sebebiyet veriyor. Tamam Normalde sen yükseldiğinde her 200 metrede sıcaklık bir derece azalırdı değil mi? Hatırlarsanız. Ama fön rüzgarı indiğinde arkadaşlar sıcaklık her 100 metrede bir derece. O yüzden ne yapıyor fön rüzgarları? Yangınlara sebep oluyor sürtünmenin etkisiyle çok ısındığı için. Ayrıca ne yapıyor? Ürünleri, mahsulleri kurutuyor arkadaşlar. Böyle de etkileri var fön rüzgarlarda. Şimdi burası ne haritası? Burası Akdeniz Havzası. Bakın Türkiye, işte Balkanlar, İtalya, işte Fransa, İspanya yani Avrupa'nın güneyi. Peki burası neresi? Burası Afrika'nın kuzeyi. Biliyorsunuz Afrika'nın kuzeyi neydi zaten? Sahra çölü değil mi? Sahra çölü. Şimdi Yerel rüzgarlarda bu Akdeniz hafızasında etkili olanların isimlerine bakalım. Şimdi Mistral, Bora ve Kirvet. Bunlar kuzeyden geldiği için arkadaşlar yani kutup tarafından geldiği için e, soğuk karakterlidir. Bunlarsa güney sektörlü yani ekvator tarafından geldiği için de sıcak karakterlidir. Mistral nereden geliyormuş? Mistral Fransa'dan. Şöyle yanına yazayım. FR. Bora nereden? İşte İtalya'ya doğru. Şöyle İtalya. Kirveç nereye arkadaşlar? Bu da Romanya'dan Karadeniz'e doğru veya Ege'ye doğru Esen. Ege'ye doğru Esen koluna Etezyen deniyor. Gene güneyden gelenler Samyeli arkadaşlar özellikle bizim ülkemizin güneydoğusunu da etkiliyor bu rüzgar. Sıcak ve kuru karakterlidir. Hamsin aynı şekilde burası Mısır ülkesidir arkadaşlar. Mısır'dan işte Cezayir'den ve Libya'dan esen e, Akdeniz'e doğru esen rüzgarlar. Tamam? Akdeniz havzasındaki rüzgarlar. Ve neye geldik arkadaşlar? Tropikal rüzgarlar. Bunlar ani ve yüksek basınç farklarından dolayı ortaya çıkar ve okyanuslarda oluşur. Okyanus üzerinde oluşuyor ve arkadaşlar bunların hızları korkunç. Saatteki hızları kimi zaman 300 kilometreyi buluyor. Yani 300 kilometre çok çok yüksek bir hız demek. Rüzgar açısından. Bakın nerelerde etkili oluyor. Şuraya dikkat edin. Burası Meksika körfezi. İşte Amerika'da, Florida falan buralar. Bakın şu kısımda gene Avustralya'nın kuzeyi. Tamam mı? Ve buralarda değişik isimlerle adlandırılıyor. Mesela ne diyorlar? Hurricane diyorlar Amerikalılar. Tamam Çinliler ne diyor? Tayfun diyor. Tayfun. Biz de kullanıyoruz Tayfun. Tayfun şiddetli rüzgar demek. İşte Avustralyalılar Willy Willy diyor. Tamam mı? Willy Willy. Efendime söyleyeyim gibi değişik isimlerle adlandırıldı. Peki bu rüzgarlar bizde gözükür mü? Hayır bizde gözükmez. Çünkü tropik kuşakta değiliz biz. Yani şu kuşaklarda gözükecek bu ve okyanus üzerinde. Ani sıcaklık farkı ve basınç değişimi nedeniyle oluşuyorlar. Türkiye'nin mutlak konumu nedeniyle Türkiye'de gözükmez sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yaptık biz? Ne yaptık? Basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler. Neydi? Basıncı etkileyen faktörler en önemlisi sıcaklık. Doğru mu? Sonra ne vardı? Yükselti. Sonra ne vardı? İşte yer çekimi. Sonra ne vardı? Dünyanın şekli vardı değil mi? Hani geoid olması falan. Basıncın yeryüzündeki dağılışına baktık. İşte 30 derece e, yani 0 ve 90'lar termik doğru mu arkadaşlar? Ekvator ve e, kutuplar termik. Şöyle yapalım 30 ve 60'lar neydi? Dinamik basınçlardı. İşte 0 ve 60 bu sefer e, alçak basınçken 30 ve 90 yüksek basınç falan bunları konuşmuştuk. Rüzgarın hızını ve yönünü neler etkiler? ve rüzgar çeşitleri nelerdir? Bunlara baktık sevgili arkadaşlar. Ve ödüllü sorunun cevabını yorumlar kısmına bekliyorum değerli arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.